anketinden çıkan sonuçlar hiç öyle enflasyonun beli bükülecek gibi bir inanca sahip olmadıklarını gördük insanların. E, daha uzun vadelerde kısmi düşüşler bekliyorlarmış. Dolar kurunda onu da beklemiyorlar. Terse bir yükseliş. Türk lirasının değer kaybının devam edeceğini görüyoruz. Bu seçim öncesi seçim sonrası. Ne yaşarız? Ne olur ne biter? Şuradan getireyim. Aha, <laughs> 94 seçimlerine madem gittiniz, ben de 94 seçimlerinden size ne olduğunu söyleyeyim. Buyurun. 30 yıl değil mi? Az zaman değil. Şimdi 94 seçimlerinde şu oldu. DYP, koalisyon hükümeti var. Anavatan aday çıkardı, doğru yol aday çıkardı, sağda iki tane aday. CHP aday çıkardı, SYP aday çıkardı, solda iki tane aday. DSP de vardı. DSP de çıkardı bir de hatta. O yani var. sağ ikiye bölünüp de sol üçe bölününce aradan 24 buçukla böyle Şans eseri bir mucize gerçekleşti. Bir oy oranlarını sayayım. İzleyiciler de soruyor. E. %25,1 Recep yapayım. Tayyip Erdoğan. 24,5'te 25,1 doğru. E, 25,1 Recep Tayyip Erdoğan. Belediye başkanı seçiliyor. %22,1 sadece 3 puan gerisinde e, İlhan Kesici. %20,3 5 puan gerisinde Recep Tayyip Erdoğan. Zülfü Livaneli. %15 Bedrettin Dalan. DYP adayı. %12 Necdet Özkan. DSP adayı. Ee, %1,8'de MHP adayı almış. Hatta o günkü CHP adayı Ertuğrul Günay %1,4. Buyurun. Evet. Yani dörde e, <laughs> bölerseniz tabii. tabii böyle bir fırsat doğurursunuz. Sonra 31 Mart seçimi bitti. 5 Nisan kararları. 5 gün sonra. Tak! Dolar 16'dan 43. Tamam. Şimdi geldik 30'u sonraya. Gidiyor seçim, yok o çıkardı, bu çıkardı. Hoş burada böyle bir parçalanma yok. Çünkü orada eşit dağılımlı bloklar, güçler evet. mücadelesi vardı. Herkes bir 15-20 puan güce sahip. Tabii. Burada iki kişi yarışıyor, <laughs> geri kalanı sembolik. Belki o iki kişinin arasındaki farkı belirlemek için uğraşıyorlar. <laughs> yani biri iki puanla kaybederse bak ben kaybettirdim diyecek. O kadar bir esprisi var. Ama... <laughs> Şimdi geliyorum ekonomiye işte buradan. O 30 yıl evveli. Türkiye o dönemin ekonomisinden daha kötü durumda. Ben 94 krizinde de Amerika'dan yeni gelmiştim. Üniversiteyi bitirmiştim. Ekonomi olarak e, ilk çalıştığım iş yerinde bununla uğraşıyordum. Türkiye'nin şu anki dış ticaret, dış ticaret açığı onun 10 misli. Bütçe açığı 10 misli. Merkez Bankası rezervleri daha berbat durumda. Yani bütün verileri kıyaslanamayacak kadar kötü. O zaman özelleştirilmede bekleyen bir ton fabrika banka şu vardı. Şimdi elimize satacak bir şey kalmamış 20 yılda. Yani Türkiye'yi o dönemle kıyaslamak mümkün değil. Ve biz bu seçimi bitirdiğimiz gün sonra ne olacak? Ne olabilir? Düşünün. O zaman en kaba tabiriyle devalüasyon olmuş. Sonra ne çıkmış? Süper bono çıkmış. Faizler 150'leri, 200'leri vurmuş. Yani daha iyi haliyle Bugünkü olan o günkü ekonomi yönetimiyle o günkü ekonomi yönetimi benzer mi ama? Vallahi o günün ekonomik yönetiminde <laughs> Merkez Bankası başkanları, bakanlar falan çok daha liyakatli insanlardı. Çok daha ayağa yere basan bakanlar kurulu sayabilirim size o dönemki bakanları saysam hepsi alanlarında 30 yıl emek vermiş akademisyen, kariyerli falan, kelli ferli adamlardı. Şu anda Bakanlar Kurulu, Merkez Bankası daha düne kadar yani biliyorsunuz nasıl idare edildiğini tek elden talimatla. Bir de o seçimden sonra da yine bir seçimsiz bir dönem öngörüsü mevcuttu. Şimdi de 3,5 sene eğer evet. bir erken seçim olmaz Ya bir farkı yok. O zaman doğru yol CHP'ydi. Şimdi de AKP ile MHP koalisyonu evet. dışarıdan belki sonra İyi Parti. Yani aslında kalıp aynı. Senaryo da aynı ve gelen kriz de aynı. O zaman bu ekonomik performanstan bakarsan sonuç da aynı olacak üç aşağı beş yukarı. Yani... Seçimin bitmesini bekliyorlar. Adam 31 Mart bitmiş, 5 Nisan'da devalüasyon yapmış. Ne bekliyorsun? Bu da bunu bitirecek İlk aşamada faiz ve dövizde çok ciddi hareketler. Çok ciddi vergiler. Çok ciddi zamlar. Ee, i̇nsanların e, gelir alım gücü hızla aşağı doğru ivmelenmeye devam ediyor. O meşhur acı reçeteyi asıl o zaman mı göreceğiz? E O zaman göreceğiz. Şimdi iki gün evvel iki buçuk lira mazota zam yaptılar. Ya ne kadar yüksek falan. Ya seçim... Arif adam bu zammı rahat yapıyorsa seçimden sonra neler yapabileceğini ya. sen hayal et. Yani şu anda korkmuyor iki buçuk yapmaktan. Demek ki ileride beş yapacak, on yapacak. Mesela büyük şehirleri muhalefet elinde tuttu diyelim. Evet. Bu onun için caydırıcı bir sebep midir hükümetin? Acı reçetedeki bazı maddeleri yumuşatması mı gerekir? Böyle bir sonuç çıkar mı buradan? Çıkmaz. Yani İstanbul Ankara'yı elinde muhalefet tutsa bile e, bu seçim bitmiş oluyor. Ve önümüzdeki 5 seneye yakın seçim yok. Yok yani. O seçimi zorlayacak, erken seçimi zorlayabilecek bir muhalefet bloğu yok. Meclis dağılımı yok. Öyle bir medya gücü yok. Neyle ne sen hükümeti erken ya büyük seçime? Büyük şeyler elde tutulsa bile bir erken seçime zorlayacak senaryo oluşmaz diyorsun. Mümkünatı yok. ya Erken seçime bir hükümeti zorlaman için deve dişi tabiridir siyasette. devedişi gibi muhalefet yapacaksın ya. Adamı yıprata yıprasa kafasına duvardan duvara vuracaksın her gün. Her gündemde vuracaksın adam böyle ambalaj olacak. Tabii. Bu arada ya İbrahim muhalefet... Kafaoğlu hocamız da yayını takip ediyor. Anayasa hukukçusu, düzeltmede evet. bulunmuş. Bakanlar evet. Kurulu yok artık diyor. Onu vurgulayın. Ya evet. yani şunu demeye getiriyorum. Bakanların kurulu yok. Kendileri var. Yani icraatı yapan adam var. Var mı acaba? Ka yok yani, kabine var Hadi <laughs> Ya çok kolay yani. Bakan bürokrat mı diyelim. Yani atamayla geliyor. Yani meclisten İbrahim gelmiyor. İbrahim Hocam'la benzer bir duruma Tamam edelim. milletvekili olmadan gelmiyor. Atamayla geliyor. Ya onların bir önemi yok. Hani diyoruz ya geçen sene. Meme Şimşek geldi. Bak ilk defa uzun zamandır liyakate geri döndük. Evvel olanlara bir bak, evet. Diyakete dönmüş gibi gözüküyorsun. Bunlara belki bakanlara bak. yönetim de kendinden öncesini hep suçluyor, dikkat ediyoruz. Yani bunu Merkez Bankası Başkanı da yapıyor, yardımcısı da yapıyor, evet. Hazine ve Maliye Bakanı da yapıyor. Evet, biri gittiği zaman öteki arkadan evvel çıkıyor, başlıyor bombalamaya. Ya bunun sebebi şu, iş bitmiş artık, tamam mı? Rahmetli olmuş, cenaze var. Şimdi bu cenazeyi kaldırmayla ilgili sıkıntı var. Ondan dolayı herkes bir ucundan fazla tutmadan kaldırmaya çalışıyor cenazeyi. Yoksa... Bunu iyileştirmesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin devasa devrimler falan lazım artık. Öyle reformlarla, yapısal reform falan da değil. Yani çok ciddi hamleler yapması lazım. Onun için de bambaşka siyasi vizyon lazım. Ona göre kadrolaşmış bir hareket lazım. Ya yani bu ne bu muhalefet de olur ne bu iktidarla hocam, zaten olamaz. Yapısal da reformlar da kurtarmaz. Yok, Yok yapısal olsun. reform bile yetecek gibi değil. Çünkü ya ben sana şöyle söyleyeyim. Örnek, yani... 2000 yılına kadar bu ülkede 1160 tane yeraltı kaynağı araştırma ruhsatı vermiş devlet. 2002'den 2023'e 400 bin verilmiş ya. 400 bin. 80 yıllık cumhuriyette 1000 tane verilmiş. 20 yılda 400 bin verilmiş. Ya bunu ilkokul mezunu bile artık ne demek olduğunu anlanıyor. Şimdi bu 400 bin tanenin Türkiye'nin her tarafını deşmiş adamlar. İşçi kanunu yok, doğa kanunu yok. Ve ya bunları yabancı yok. şirketler yapıyor ve alıp... Evet. Yani senin bütün yeraltı kaynakların giderken öteki taraftan mağdur olanlar, köylüler, işçiler, doğa hiç umursanmamış. Şu anda bir şey söyleyeyim sana. Diyelim Cumhurbaşkanı şunu yapabilir. Ben karar verdim, kararname çıkartıyorum. Bugün itibariyle Türkiye'deki tüm ormanlar milli park ilan ettim. Bitti. Tek imza, tek cümle. Ne demek bu biliyor musun? Türkiye'deki bütün ormanların tüm cumhuriyetin bir günde kurtulması demek. Yaprak kesemezsin. O zaman Akbelen'de nasıl iş yapacaklar? Ha, şimdi bak yaprak kesemezsin. Milli Park bırak öyle iki bey